Değerli canlar, sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah. Cenab-ı Hak bizleri ulul azm peygamberlerin yolundan ayırmasın. Allah. İmam Ali'nin, Ehl-i Beyt'in pak imamlarının yolundan ayırmasın. Allah. Şehidi Nefs-i Kerbela İmam Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Allah. Ulu ozanların deyişleri yolumuzu hep aydınlatsın. Dualarımız makbul, niyetlerimiz hasıl, halis, muratlarımız hasıl olsun. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim, bugün İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehadet şerbetini içtiği Muharrem'in 10. günü. 10 gün önce 300 kişilik kervanla Medine'den yola çıktılar. Kervan yaklaşık 600 kişiydi. Kufe şehrine doğru geliyorlardı. Çünkü Kufe'den 18 bin mektup gelmişti. Onları karşılayacaklarını söylüyorlar. Zulüm ayyuka çıkmıştı. Her yerde katliamlar oluyor, insanlar soyuluyor, bağlara bahçelere el konuluyor, yollar kesiliyordu. Saraylarda harem hayatı yaşanıyordu. İnsanlar zulümden iniliyordu ve peygamberin torununa İmam Hüseyin'e mektuplar göndererek artık dayanamıyoruz, kurtar bizi ya İmam diye onları çağırıyorlardı. Kendisinden önce İmam Hasan Muaviye'nin oyunlarıyla zehirlenerek şehit edilmişti. Muaviye ve Emevi tayfası öyle lanetle, öyle lanet işler yapıyorlardı ki İmam Hasan bunu görerek onların şiddetten, terörden beslendiğini fark ederek barış süreci başlatmak istedi. Çünkü Muaviye ve tayfasını silahsız bir dönem, kılıçsız, bıçaksız, yarasız İnsanların öldürülmediği bir dönemin onları ifşa edeceğini düşündü. Çünkü Muaviye ve sarayı cinayetler işliyor, kendi askerlerine kendisini saldırttırıyor ve İmam Hasan'a, Hasan'ın ve Hüseyin'in üzerine atıyor. Hasan'ın ve Hüseyin'in adamları askerlerimizi öldürüyor. Her gün karakollara saldırıyor. Her gün birileri hayatını kaybediyor diyerek kendisine bahane üretmek için kendi adamlarına kendi adamlarını saldırtıyordu. Onun üzerinde de yaygara koparıyordu. Ve kendisine İmam Hasan ve Hüseyin'in ve Hazreti Ali'nin evlatlarının ve Ehl-i Beyt mensuplarına harekat düzenlemeyi hak görüyordu. Onların evini basıyordu. İkide bir tutukluyordu. Birçoğunu yargılıyordu. Kapalı mekanlara götürüp orada işkenceler yapıyorlardı. Sonra da diyorlardı ki onların adamları da bizim askerlerimize saldırıyor. İki tane Emevi askeri saldırırsa bunun karşısında Ehl-i Beyt'i sevenlerden 10 kişi öldürülüyor. İşte İmam Hüseyin bunu gördü. Dedi ki bu adam terörden, kandan, şiddetten besleniyor. Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Biz Ehl-i Beyt'in yolundayız, barış yoluyuz. Biz adam öldürmeyiz, cinayet işlemeyiz. Bunlar hepsi yalan demesine rağmen sesini duyamıyordu ve o nedenle bunu ifşa etme amacıyla barış süreci başlattı. Anlaşma imzaladı. Bizden sonrakiler halifenin kim olacağına karar versin dedi. Hele şu kamp bir dursun. Hele insanlar birbirlerini bir öldürmesin, bakalım kim haklı, kim haksız, daha salim kafayla
daha iyi anlaşılacak diye düşündü. 4 ay sonra Muaviye yapılan bu anlaşmayı Kufe meydanında yaptığı bir konuşmada iptal ettiğini duyurdu. Çünkü işine gelmedi. İptal eder etmez tekrar cinayetler başladı. Baskınlar olmaya başladı. İnsanların evleri basılıyor. Onlar 15 el götürülüyor. Bir tane emev askeri öldürüldü diye karşılığında 10 tane ehlilik taraftarı öldürülüyordu. İşte böylesi bir ortamda İmam Hüseyin'e mektuplar yağıyordu. Basra'dan, Kufe'den, İslam dünyasının birçok yerinden artık zulüm ayyuka çıktı ya imam, bir şeyler yapman lazım diye. O da bu çağrılardan sorumluluk hissederek ve Kur'an'daki Nisa suresinde geçen sizlere ne oluyor ki zulüm altında inleyen ve ya Rabbi katından bir kurtarıcı gönder diye yalvaran ezilen insanlar, ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar için Allah yolunda mücadele etmiyorsunuz, savaşmıyorsunuz. Ayetini de kendisine rehber ederek 600 kişilik bir rivayete göre daha çok olduğunu söyleyenler de var ama 600 kişilik bir kervanla çoğu silahsız olmak üzere yanlarında aileleri, kadınlar, çocuklar da olmak üzere yola çıktı. Kerbela'ya geldiklerinde 10 gün sonra geçmişti. Yani bugün 10. gün Kerbela'daydılar. Ve orada yaklaşık 300 kişi kalmıştı. Çünkü yolda haberi alınca çoğunun geri dönmesini istedi İmam Hüseyin. Çünkü Kufe'den kendisini çağıranlar vazgeçmişti. 18 bir kişiden bir kişi bile gelmemişti. Çünkü Kufe'de olanları bir taraftan Hazreti Hüseyin amcası Müslüm bin Akil'i elçi olarak Kufe'ye göndermişti. Hem onu şehit ettiler, hem onunla birlikte olanları tehdit ettiler, parayla satın aldılar. Ve kabileleri vazgeçittiler. Ve kimse çıkıp da Kerbela'ya Hazreti Hüseyin'in yanına gitmeye cesaret edemedi. Birçok kişiyi öldürdüler. Katliamdan geçirdiler. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin sonuçta gerçekçi birisiydi. Önderliği gereği önderlik ettiği kişileri yani halkını kör körüne bir ölüme göndermek değildir. Önder gerektiğinde halkını korur. Onların zararına olan şeyleri önceden sezer. İmam Hüseyin de bunu sezdiği için geri dönün dedi. Burada bize ölüm var. Onların istediği sadece benim. Benden de ne istediklerini ben çok iyi biliyorum dedi. Bu nedenle sizi geri dönmenizi istiyorum dedi. Birçoğu geri döndü. Kerbela önlerine geldiklerinde 300 kişi kaldılar. O 300 kişiyle de çadırlarına giderek onların bulundukları yerlere giderek konuşmalar yaptı. Ve nihayetinde onların da bir çoğunu ikna etti. 72 kişi kaldı. Ama o 72 kişiyi ikna edemedi. Onlara yönelik de konuşmalar yaptı. Fakat onlar dediler ki biz geri dönmeyeceğiz. Ya Hüseyin bizi daha fazla hem yorma hem de üzme. Biz burada seninle beraber duracağız ve geri dönmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun geri dönmeyeceğiz. Evet elimizde silah yok. Elimizde bıçak da yok. Ama Allah senin başına ne verdiyse biz de ona ortak olacağız. Biz gidemeyiz buradan dedi. En son kardeşi Zeynep'in çadırına geldi. O da böyle çadır çadır oturmuş vaziyetteydiler. Ona dedi ki, ey Zeynep, bu adamlar gelmediler. 18 bin kişi bizi çölün ortasında yalnız bıraktı. Durumu görüyorsun. Elimizde silah yok.
birkaç kişinin elinde kılıç falan var ama biz esasında direkt savaşmak için de gelmemiştik. Kufe'ye gidiyorum. Sen ve şu yandaki kadınları alarak şu çadırın arkasından gidin. Ben burada yapayalnız başıma kalmak istiyorum. Allah da benim başıma ne verecekse verecek. Zaten siz olsanız da verecek, olmasanız da verecek. En azından siz geri dönün. Bizim davamızı anlatın. Burada ölümün soğuk yüzünü görüyorum. Lütfen geri dönün. Zeynep orada çadırda ona bir konuşma yaptı ki hem Hüseyin ağladı hem yanındakiler ağladı. Dedi ki ey kardeşim biz buradan geri dönemeyiz. Senin kaderin bizim kaderimizdir. Allah bize ne yazdıysa olacaktır. Biz buradan geri dönemeyiz. Ve 72 kişi ikna edemedi. Hiçbiri geri dönmedi. Bunun üzerine mübareze başladı sevgili kardeşler. Mübareze demek teke tek savaşa çıkmak demek. O zaman Araplar arasında böyle bir adet vardı. Karşıdan bir kişi, buradan bir kişi meydana gelirler yürüyerek. İkisi de kılıcını çeker. Kim daha savaşçıysa, kim daha çevikse, kim daha kılıcını daha iyi sallıyorsa o diğerini yere serer. Sonra oradan bir kişi, buradan bir kişi daha çıkar. Bu böyle böyle saatlerce devam eder. En sonunda da iki grup birbirlerine saldırarak savaş olur. Savaş töresi Araplarda böyleydi. Bu nedenle mübareze, karşılıklı savaşa çıkma başladı. Bir İmam Hüseyin birisini gönderiyor. Bir de onlardan başka biri geliyordu. Böyle böyle kim çıktıysa devrildi. Kim çıktıysa İmam Hüseyin'in gönderdiği kişi karşı taraftakini hem moral üstünlüğüyle hem çevikliğiyle hem de kılıcıyla deviriyordu. Karşıdan gelenler bazıları burada savaşanların İmam Hüseyin ve Ehlibeyt mensupları olduğunu görünce geri dönüyordu, vazgeçiyordu. Çünkü birçoğu oraya burada Hristiyanlar var, Mecusiler var diye getirilmişti. İmam Hüseyin ve Ehlibeyt mensupları olduklarını bilmiyorlar birçoğu. Bazıları biliyordu, paralı askerdi ama bazıları da bilmiyordu. Mesela Hür bin Yezid diye birisi vardı. Yanında 30-40 kişiyle beraber İmam Hüseyin tarafına geçti. Ben burada sizin olduğunuzu bilmiyordum dedi. Ya Hüseyin dedi. Affet dedi. Kendi adamlarıyla bu tarafa geçti. Ama onların bulunduğu yere de baskın düzenlediler. Böyle böyle savaş karşılıklı, savaş demeyelim de saldırı karşılıklı mübarezeyle devam etti. Karşı tarafta Kerbela'nın etrafını sarmış 500 kişi. Onun etrafındaki halkada 3000 kişi. Onun etrafındaki halkada 5000 kişi. Ve Kufe'de de 10.000 kişi bekliyor. Ve bu tarafta da 72 kişi var. Bunları nasıl yarıp da zafer kazanacaklar? O öbür tarafta Şimir diye bir adam var. Bu adam onlara şöyle bir akıl verdi. Onlar diyordu ki bazıları ya oradaki İmam Hüseyin'miş, peygamberin torunuymuş, bizi buraya ne diye getirdiniz? Hani orada Mecusiler vardı, Hristiyanlar vardı. Moralleri bozuluyordu. Oraya gelen, İmam Hüseyin'i biraz gören, konudan bir iki cümle dinleyen pişmanlık duyuyor, ağlıyor, sıkılıyor. Adam dedi ki böyle olmaz. Teke tek gidersek hepimiz tek tek bunlar bitirir. Toplu saldırmamız lazım diye akıl verdi.
Bunun üzerine kararını değiştirdiler ve toplu saldırıya geçti. Ve orada bulunan çadırlara saldırıyorlardı. Öyle bir noktaya geldi ki sevgili kardeşlerim, İmam Hüseyin'in küçük oğlu Zeynep Abidin hasta. Yüksek derecede ateşi vardı. Eline kılıç alıyor, ayağa kalkıyor fakat düşüyordu. Savaşacak durumda değildi. O hariç sıra İmam Hüseyin'e en son gelene kadar çadırları basarak, çadırlarda olanları yakarak Zeynep Abidin'in Hazreti Zeynep'in bulunduğu çadırda da kadınlar ve çocuklar daha çok onun çadırına konulmuştu. Oraya girmediler ama geri kalan yerlerde bulunan 72 kişinin içinde de 23 tanesi Ehl-i Beyt mensubu idi bizzat. Geri kalanlar da onları destekleyen Ehl-i Beyt mensubu olmamakla beraber onları destekleyen Ehl-i Beyt müdafiyi, onları savunan, onların yaranı olan, ölümüne onların yanında yer alan insanlardı. Ama 23 tanesi yapılan tespitlere göre bizatihi İmam Ali'den, Hasan'dan, Hüseyin'den, Müslüm bin Akil'den, yani bizatihi Ehl-i Beyt ailesinden gelen insanlardı 23 tanesi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere. Onlar da dahil olmak üzere İmam Zeynel Abidin hastalığı sebebiyle bir köşeye yığıldı kaldı. Onu orada ölü zannettiler. Onun dışında Zeynel'in bulunduğu çadırın dışındakileri hepsini İmam Hüseyin'e sıra gelinceye kadar oradıkta çadırları basmak suretiyle şehit ettiler. Allah bu katliamı yapanlara bir kez daha lanet etsin. Allah'ın laneti Yezid'in ve Ebevi sülalesinin ve bütün zalimlerin üzerine olsun. Allah Allah, Allah Allah. En son İmam Hüseyin kaldı sevgili kardeşlerim. Arslanlar gibi kükrüyordu. Elinde kılıç vardı. Onun yanına yaklaşamıyorlardı. Çünkü kim yaklaşsa deviriyordu. Böyle 10 metre yanına gelemiyorlardı. Bu nedenle uzaktan ok atmak ve mızrak savurmak suretiyle başarılı olabileceklerini düşündüler ve onu mızrak ve ok yağmuruna tuttular. Yüzlerce mızraktan 24 tanesi vücuduna isabet etti. Yüzlerce ok yağmurundan da 23 tane ok vücuduna isabet etti. Ve bunların acısıyla ve tesiriyle Hazreti Hüseyin yere yığıldı. Aksi halde onu yere yıkmaları mümkün değildi. Çünkü manevi gücü ve maddi gücü bir araya getirmişti. Yanına gelen kişi ya kılıcından ve bileğinden ve çevikliğinden yanına yaklaşamıyordu veyahut da Hüseyin gibi birisini tanıyınca yüzüne bakamıyordu. Fakat uzaktan oklarla ve mızraklarla ancak yere düşürebilirler. Ve daha sonra atlarla üzerine yürüdüler. Meşir el-Cüveyn denen kişi daha sonra kendisi de aynı akibete uğramak üzere, yani Hazreti Hüseyin'in başını kesen kişi daha sonra kendisi aynı akibete uğrayarak başı kesilerek intikamı alındı. Muhtar-ı Sakafi tarafından ve İmam Zeynel Abidin'in öğle yemeğini yerken sofrasına götürüldü. Çünkü İmam Hüseyin'in başı da Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın öğle yemeğinde sofrada yemek yerken götürülmüştü. Bunun aynısıyla karşılaştı. Allah ona bu akıbeti yaşattı. İmam Hüseyin'in başını kestiler ve atlarını, naaşını diğerleriyle beraber saatlerce atlara çiğnettiler. Orada bulunanlar bir hafta boyunca Kerbela'ya yaklaşamadı. Beklediler. Topluluk oradan ayrılınca civarda bulunan köylüler gelerek oradaki naaşları kaldırdılar. Allah gani
Gani Gani rahmet eylesin. Bizleri İmam Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Yezid'e lanet olsun. Ehl-i Beyt imamlarına rahmet olsun. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, bu sahneleri size ayrıntılarıyla tekrar anlatarak acınızı deşmek istemiyorum. Buradan şuraya geliyoruz. İmam Hüseyin bir ilke uğruna hayatını bile bile feda etti. Buradan ne sonuç çıkıyor? Dediler ki Medine'ye götürelim, sana bir saray verelim. Rahat, bolluk, bereket içinde, güven içinde, ailenle beraber, kız kardeşin Zeynep'le beraber orada yaşarsın. Ama senden bir tek şey istiyoruz. Yezid'e biat edeceksin. Yezid'i Müslümanların halifesi olarak tanıyacaksın. Biz de bunu bütün dünyaya ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki kasabalara, şehirlere tellallar dağıtarak, ey millet, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Muhammed'in torunu, Ali'nin oğlu Hüseyin, Hasan'ın kardeşi Hüseyin, halife olarak Yezid'e biat etmiştir. Herkes onun yaptığını yapsın ve Yezid'e biat etsin, kimse yerinden davranmasın diyeceğiz. Bunu açıkça söylediler. Önce İmam Hüseyin onlara dedi ki, bakın, bu insanlar masumdur. Bu insanlar savaşmak için gelmedi. Biliyorum siz beni istiyorsunuz ama ben de size her an barıştan yanayım. Sizin safınızda paralı askerler var. Müslüman kabilelerinden gelenler var. Birçoğunu tanıyorum. Burada kan dökülmesini de istemiyorum. Bırakın Müslüman kanını, insan kanı dökülmesini de istemiyorum. Bırakın Medine'ye dönelim. Kabul etmediler. Bir ayet gitsin şu Yezid de bir görürsün tam ne istiyor. Onu da kabul etmediler. Bırakın o zaman Selahat diyarlarına gidelim. Yani uzak, Mekke ve Medine'ye uzak, çöllere uzak yerlerde insanlara Allah'ın dinini anlatırım. Hiç olmazsa kan dökülmesine vesile olmamış olurum. Onu da kabul etmediler. Dediler ki, bütün bunları kabul ederiz. İstediğin yere de gidersin. Medine'de de bolluk bereket içinde, saraylarda yaşarsın. Ama biz senden bir tek şey istiyoruz. Etrafındaki insanlardan da bir şey istemiyoruz. Senden, bir daha ki senden Yezid'e biat etmeni istiyoruz. İstediğimiz budur. Yezid gönderdi haber dedi, bunu söylüyor. Kufe varisi de bunu söylüyor. Başka da bir isteğimiz şu anda yok dedi. İmam Hüseyin onlara bunun üzerine artık tabiri caizse Cibril-i Emin'den Allah'ın iradesini, kararını işitmişçesine hakkımdaki kararı duydum dercesine, yani ölümün geldiğini görürcesine şöyle dedi: Heyhat mined dille, zillet bizden uzak olsun. Bu dediğiniz benim için zillettir. Zilleti kabul etmiyorum. Bu dediğinizi asla yapmayacağım. Bunun üzerine tek başına kaldığı halde kendinden önceki herkes, Zeynel Abidin ve Zeynel'in çadırında olanlar hariç, onu destekleyen geri kalan 72 kişiden herkes birer birer savaşa savaşa, vuruşa vuruşa şehit olduğu halde
onun yanına yaklaşmadıkları için orada uzaktan mızraklarla, oklarla şey getiren ve bu şekilde hayatını bir ilke uğruna, bir prensip uğruna feda etti. Bu anlamıyla Hazreti Hüseyin tarihin ve insanlığın kaybettiği en büyük kahraman, en hakiki şehittir. Allah onu cennetinde ağırlasın, bizleri de onu yolda ayırmasın. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Hüseyin'den sonra bir hareket ortaya çıktı. Tevvabun hareket. Yani tövbe edenler, pişmanlık duyanlar. Bunlar daha çok Kufe'de mektup yazıp da daha sonra Hazreti Hüseyin korkudan veya başka sebeplerden yalnız bırakanların arkadaşları veya yakınlarıydı. Bunlara tarihte, İslam tarihinde Tevvabun hareket. Onlar pişmanlık duyduklarını söylüyorlar ve Hazreti Hüseyin'i çağıranların kendileri olmasına rağmen, yalnız bırakanların da kendileri olmasından dolayı pişmanlıklarını bir şekilde izah etmek istiyorlar. Sakif kabilesinden Muhtar es-Sakafi diye birisi ortaya çıktı. Ve dedi ki, İmam Zeynel Abidine, Kerbela'dan sağ çıkan tek kişi, Ehl-i Beyt'in gerideki tek ve o anki son temsilcisi Zeynel Abidine mektup yazdı. Ey İmam, Kerbela'ya adı karışan, İmam Hüseyin'i şehit eden, çadırları yakan, İmam Hüseyin'in mübarek başını kesen, oranın komutanı Ömer bin Sa'd, Kufe'nin valisi Ubeydullah bin Ziyad, onlara bu aklı veren Şimr bin el-Cevşen, bizatihi imamın başını kesen kişi, öyle yaklaşık 10 kişiye yakın isim sıraladı. Yazdığı mektubu onlara tek tek yazdı. Olayda birinci derecede failler bunlardır. En başta da İmam Hüseyin'in kafasını kesen geliyor. Bunları dedi, tek tek yakalayıp kafalarını kesip sana göndermeme izin ver dedi. Zeynel Abidin sukut etti. Ne yap dedi, ne de yapma dedi. Dedi ki, biz Ehl-i Beyt mensuplarıyız. Kafa kesmeye, kan dökmeye, velev ki babam dahi olsa fetva veremem. Bir şey demedi. Bunun üzerine Muhammed bin Hanefiye, İmam Hüseyin'in diğer oğlu, o da büyük bir otorite olarak biliniyordu. Yaşayan son iki imam Ehl-i Beyt'ten bunlardı. Muhtar es-Sakafi ona mektup yazmadı. Bizatihi gitti, görüştü. Yanına oturdu. Dedi ki, ey imam, böyle bir niyetim var. Bir hareket başlatacağız. İşte liste şudur. Birinci dereceden fail, ilk 10 kişi bunlar. Bana izin ver, bunları tek tek intikam alacağım. O da ne olur dedi, ne olmaz dedi. Fakat onu vazgeçirmeye de çalışmadı. Bunun üzerine Muhtar es-Sakafi her iki imamdan da aldığı işaretle bunu sukut ikrardan gelir. Yani bana yapma demediler diyerek bunlardan izin çıktığını sonucuna vararak Kerbela'nın intikamını alma hareketi başlattı. Ve insanları bu harekete katılmaya çağırdı. Hareket kısa sürede çığ gibi büyüdü. Yüzlerce, binlerce kişi oldular ve
ilk olarak Kufe'de ortaya çıktı. Kufeler birçoğu da onlara katıldı. İmam Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bıraktık. Bari onun ardından onların intikamını almak üzere ortaya çıkan bu harekete destek olalım diyerek Kufe'de yönetimi ele geçirdiler. Ve Ali'nin adaletini getireceğiz diyerek Kufe'de bir yönetim tesis ettiler. Ve orada Hazreti Ali'nin idealleri ve Kur'an'ın öğretileri doğrultusunda bir yöresel şehir devleti anlamında adalet devleti kurdular. Ve oradan insanları eğitimden geçirerek üçer beşer onar kişilik birlikler halinde burada adı geçen adamları tek tek kıstırıp yakalayıp infaz etmeye başladılar. O listede adı geçen 10 kişi Kerbela'daki Yezid ordularının komutanı, bizatihi Kerbela'daki komutanı Ömer bin Sa'd, Sa'd bin Vakkas'ın oğlu Ömer bin Sa'd, Kufe, o zamanki Kufe valisi Yezid'in Ubeydullah bin Ziyad ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in başını geçen Şimr el-Cevşeh, başta olmak üzere çadırları yakanlar, kadınları öldürenler, 10 kişi kesin olmak üzere 20'ye yakın kişi vardı bizatihi bir fail. Tabi baş fail Yezid ama saraya giremiyorlar. O büyük bir koruma altında falan yaşıyor. O hariç, sarayda yaşayanlar hariç, onlar dışarılarda dolaşıyorlardı. Hepsini çeşitli, kimisinin duvarın arkasında, kimisinin bir köyde sıkıştırarak, kimisi dereden geçerken, kimisi bir kayalığın arkasında yakalayıp, hepsini tek tek infaz ettiler, yani öldürdüler. Muhtar Es-Sekafi özellikle Hazreti Hüseyin'in kafasını kesen Şimr'in kafasını ve Ömer bin Sa'd, Kerbela komutanı Ömer bin Sa'd'ın kafasını bir tahta kutunun içine koyarak yanındaki bir adamına dedi ki bunu götüreceksin, İmam Zeynel Abidin tam öğle yemeği sırasında bekleyeceksin, çünkü İmam Hüseyin aynısını yapmışlardı. Tam öğle yemeği sırasında götürüp önüne koyacağız. O da götürdü, ikisini birden önüne koydu. İmam Hüseyin onları görünce bir taraftan böyle şeylere dayanamayan yufka yürekli birisi. Yani onun böyle kabul edeceği, kaldırabileceği şeyler değil ama haberi de yok böyle bir şeyden. Dedi hemen şunları götürün buradan dedi. Kaldırar götürdüler, içi kaldırmadı ama öbür taraftan da Allah'a hamd etti. Ya Rabbi, Kerbela'da ölen şehitlerin ve İmam Hüseyin'i, babamı bu şekilde bir sona maruz bırakanların bizatihi kendisinin sonunu da bana bu şekilde gösterdiği için sana hamdü senam ederim. Allah Allah. Dolayısıyla zalimin yaptığı yanına kar kalmaz. Zulmedenler yaptıkları zulmün karşılığını aheste aheste, biraz zaman geçse de bazen çabucak olmak üzere görürler. Zaten Yezid ve tayfası da sarayda 2 yıl yaşayamadı. Emevi soyu 91 sene sonra yerle yeksan oldu. Bütün Emevi komutanları mezarlıklardan kemikleri çıkararak denizlere, ırmaklara savruldu. Hiçbir zalimin yaptığı tarihte yanına kalkamamıştır sevgili kardeşler. Şimdi sonuca geliyorum ve bitireceğim fazla bu önemli günde. Sizi yormayayım. Sonuç itibariyle şunları söylüyorum. İmam Hüseyin bir ilke uğruna kendini feda etmiştir. Taht peşinde değildi. Makam, mevki, hilafet peşinde falan değildi. Halk onu çağırmıştı. Halka önderlik etmesi gerekiyordu ve halkın bu zulümden korunması ve korunması gerekiyordu. Bir ilke uğruna kendini feda etti. Nedir o ülke? Zalime biat haramdır. Zalime teslimiyet haramdır. Zulümle uzlaşmak haramdır. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurulur. Zalimden başkasına düşmanlık yoktur.
Bir tek düşmanlık vardır. Bir tek kin, öfke, intikam vardır. O da zulmedenleredir. Zulüm nedir? Zulüm hak yemektir. Hakkı yerine iade ettiğiniz zaman da adalet tecelli etmiş olur. Bu açıdan bakıldığında insanlar, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar, inananlar, inanmayanlar, doğrular, batırlar, beyazlar, siyahlar, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Mecusiler, Hristiyanlar, Yahudiler diye değil, esasında ve temel olarak insanlar, zalimler ve masumlar diye çağırır. Yani yeryüzünde yaşayan insanlardan kimileri hak yemiştir, kimilerinde hakkı yenmiştir. Müslümanlar hakkı yenilenlerin yanında hakkı yiyenlere karşı dururlar. Gerçek Müslüman, değerli kardeşlerim, benim Kur'an'dan öğrendiğim, Ehl-i Beyt imamlarından öğrendiğim, büyük peygamberlerden öğrendiğim gerçek Müslüman, kimseyi öldürmeyen, kimsenin emeğini çalmayan, kimseye iftira atmayan, zina etmeyen, taciz ve tecavüzde bulunmayan, alnının teriyle geçinen, emeğiyle yaşayan, elinden ve dilinden insanların emin olduğu eline, diline, beline sahip olan kişidir. Cenab-ı Hak bizleri böyle Müslümanlardan eyle, böyle olanların yolundan ayırmaya, niyetlerimiz hasıl ola, muratlarımız hasıl ola, yolumuz açık ola, hakkımız açık ola, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine ola. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Güzel hocam.